Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. İnşallah kalıcı olur demiştik Merkez Bankası'nın müdahaleleri için. İnşallah kamu bankaların dolar satışları kalıcı olur demiştik 5.98 seviyesine geldiğinde ama kalıcı olmayacağını da özellikle altını çizmiştik. Gördüğünüz gibi tekrar 6.10 13 seviyelerine kadar yükselen bir dolar kuru var ve euro yeniden 6.87 seviyesine gelmiş durumda sevgili dostlarım. Yani ne yazık ki bütün baskılara Merkez Bankası'nın tüm operasyonlarına kamu bankalarının sabahın köründe yaptıkları tüm satışlara rağmen dolar kuru Aynı bir pimpon topu gibi yere düştü, sekti ve aynı noktalara geri geldi. Evet, belki 6-24-25 aralığında değil ama bugün dolar kuru yine 6-10 seviyelerinde sevgili dostlarım ve görünen okey yükselmeye devam edecek. Yine işaret ettiğimiz bir diğer konu 88 bin seviyesindeki borsanın düşmeye devam edeceği yönündeydi. Nitekim borsada 86 bin seviyesine kadar gevşedi sevgili dostlarım ve 86.76 puan seviyesi. Biz bunları ilk defa size söylediğimizde borsa 98 binde, ardından 94 bin seviyesine gelmişti ve 94 bin aşağıya doğru kırılırsa 90 bin ilk nokta 90 bin kırılırsa da aşağıya doğru 82.500 seviyesine kadar. Gider demiştim sizlere. Nitekim şu anda 86 bin seviyesini görüyoruz ki kritik bir nokta ama çok sağlam bir destek noktası değil. Burası aşağıya doğru kırıldığı an itibariyle 82.500 seviyesine doğru yolculuk hızla devam edecek sevgili dostlarım. Evet kamu bankalarının satışı işe yaramadı. Merkez Bankası'nın tüm müdahaleleri ne yazık ki işe yaramadı. Dolar tekrar geriye geldi ve faizler de yükselmeye devam ediyor bu arada. %24 seviyesinde 2 yıllık tahvil faizlerini görüyoruz. Yurt dışında da altın yükseliyor sevgili dostlarım. 1297 dolar seviyesine geldi. Sizlere söylemiştim 1280'in üzerinde tutunursa ilk etapta hızlı bir şekilde tekrar 1300'ü zorlayacaktır demiştik. Ve nitekim 1300 seviyesinin hemen kıyısında 1300'ü yukarıya doğru kırarsa bu kez güçlü bir şekilde kıracaktır ve 1320-1340 aralığına kadar altının yükselmesi mümkün gibi görünüyor sevgili dostlarım. Ama ben size ne dolardan, ne altından, ne onstan, ne petrolden bahsedeceğim bugün. Bugün size pastırmadan bahsedeceğim. Evet sevgili dostlarım 100 bin liralık pastırmadan 100 milyarlık eski para birimiyle Pastırmadan bahsedeceğim sizlere biraz. Bir belediyenin tükettiği pastırma miktarı bu. AK Partili Kastamonu Belediye Başkanı 100 milyarlık pastırma harcaması gerçekleştirmiş. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçiyor belediye. Milliyetçi Hareket Partisi hesapları bir kontrol ediyor ki borçtan geçilmiyor. Borcun detaylarına indiği zaman da 100 bin liralık pastırma faturasıyla karşılaşınca şok oluyor sevgili dostlarım. Bu kadar pastırmayı kim yedi kardeşim diye de feveran ediyor. Evet Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında pastırma savaşları başladı sevgili dostlarım. Pastırma bütün o güzel birlikteliğin sonu olabilir. Çünkü 100 bin liralık pastırma deyip geçmeyin önemli sevgili dostlarım. Türkiye'nin başka meseleleri yokmuş gibi 100 bin liralık pastırmayı mı konuşacağız diyenler olabilir. Evet tabii ki konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı bu kez sonuna kadar haklı. 100 bin liralık pastırma kim tarafından ve neden yenmiş olabilir acaba? Kastamonu Belediyesi yemedi içmedi sabah akşam acaba pastırma mı tüketti de 100 bin liralık pastırma faturası belediyeye yansıdı? Ya da Kastamonu Belediyesi kömür yerine pastırma mı dağıtıyor da 100 bin liralık pastırma faturası geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeme getirdiği haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın haberin detaylarında neler var. Yerel seçimde AK Parti'den MHP'ye geçen Kastamonu Belediyesi'nin borcu tam 78 milyon 490 bin 859 lira. Yanlış duymadınız 78 milyon 490 bin 859 liralık bir borcu var. Aslında bu borcun yanında 100 bin liralık pastırma devede de kulak kalır. Helali hoş olsun diyesi geliyor insanın. Çünkü gerçekten borcun yanında 100 bin liralık pastırmanın lafı bile olmaz. Hatta bu borcun içerisinde 100 bin liralık pastırma insanın dişinin kovuğuna bile gitmez. Peki bu borç nasıl yapıldı? İşte onu tam olarak bilmiyoruz. Ama detayların içerisindeki bu 100 bin liralık pastırma Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı'na evlat acısı gibi oturmuş ki en çok gündeme getirdiği nokta bu. Bir de pastırma yani sonuç itibariyle insanın canının çekeceği Ramazan ayının da vazgeçilmezlerinden birisi özellikle iftar sofralarının. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den MHP'ye geçen Kastamonu Belediyesi'nde AKP döneminden kalma 100 bin liralık pastırma faturası çıktı. MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın Nerede yediniz o pastırmaları? Biz Cumhur İttifakı hatırına birçok şeyi görmezden geliyoruz." dedi. Cumhur İttifakı hatırına pek çok şeyi görmezden geliyoruz demiş Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Belediye Başkanı. "Neden görmezden geliyorsunuz ki? Sayın Başkan, sonuç itibariyle Cumhur İttifakı başka 100 bin liralık pastırma başka, 78 milyonluk borç başka. Eğer ki halkın aleyhine bir durum varsa ve sizin ifadenize göre sahiden sıkıntılı bir durum varsa belediyede kimsenin hatırı olmaz. Aleni bir şekilde açık açık ortaya dökeceksiniz her şeyi. Vatandaşın parası mı yendi, çarçur mu edildi, başka yerlere mi harcandı yoksa bu 78 milyon liralık borç bir kamu hizmeti olarak vatandaşa hizmet olarak geri mi çevrildi? Bunların hepsini anlatmanız lazım. Şeffaf belediyecilik bunu gerektir. Devam edelim. Kastamonu'da yerel seçimleri kazanan Milliyetçi Hareket Partisi MHP oldu. AKP'li belediye başkanı Tahsin Babaş'tan görevi devralan MHP'li Galip Vidinoğlu belediyenin geçmişten kalan 78 milyon 490 bin 859 lira borcu olduğunu açıkladı yeni yönetim faturaları incelerken 100 bin liralık pastırma faturasını da buldu. Şok gibi değil mi? Ya aslında trajikomik bir durum. Gülüyorum kusura bakmayın sinirlerim de bozuldu biraz. Ama yani sahiden karikatür gibi bir ülke olduk artık ya. Zaten kendisi de söylüyor bakın ne diyor. Nerede yediniz o pastırmaları? Biz Cumhur İttifakı hatırına birçok şeyi görmezden geliyoruz diyor. Demek ki bu 100 bin liralık pastırmadan daha beterleri var da bu pastırma biraz canını sıkmış bizim belediye başkanının. Onun için ön plana çıkartıyor. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberi bu. Habere göre bir Vidinnoğlu şunları söylüyor bakın. Bütçenin %40'ı ilk 3 ayda önceki yönetimce kullanılmış ve 34 adet ihalede yapılarak belediye 24 milyon 439 bin lira taahhüt altına sokulmuş. İlk 3 ayda ne kadar taahhüt altına sokulmuş? 24 milyon 439 bin lira. Yani gider ayak bazı sözleşmeler, bazı anlaşmalar yapılmış belediye başkanı tarafına, eski belediye başkanı tarafından ve yeni belediye başkanına bütün bu anlaşmalar Kitlenmiş sevgili dostlarım. Toplanacak gelirlerden geriye 38 milyon lira kalıyor. Bu miktar personel giderlerini bile karşılamaya yetmez demiş yeni başkan. Önemli değil sayın başkan. Siz de bir borç patlatırsınız olur biter. Nerede yediniz o pastırmaları diye soruyor. <laughs> Belediye başkanı çok içine dokunmuş ya inanılmaz dokunmuş. Yani aslında bir yandan da düşünüyorum çok da haksız değil yani 100 bin liralık bastırmadan bahsediyoruz sevgili dostlarım. Yani biz burada işte dolar 6 lira olacak, 7 lira olacak, altın şu olacak, borsa bu olacak falan derken çok daha önemli konuları kaçırıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani bir belediyenin Üstelik yani öyle İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, Kayseri Belediyesi bile değil ya. Kastamonu Belediyesi'nden bahsediyoruz ve Kastamonu Belediyesi'nde tüketilen pastırma miktarından bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin gündemi haline geliyor bu. İnanılır gibi değil yani gidip bir Kuzey Avrupa ülkesinde ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde fark etmez. Türkiye belediyeleri 100 bin liralık pastırma almış, ve bunu bütçesine alenen yazdırmış diye söylesek güler adamlar bize. Yani bırakın bizi eleştirmeyi, haber yapmayı artık bizimle dalga geçerler sevgili dostlar. Biz Cumhur İttifakı'nın her zerresine uyduk ve uyacağız diyor yeni belediye başkanı. Liderlerimizin talimatlarıyla yerel siyasetimizi şekillendireceğiz diyen Aydın, Kastamonu Belediyesi'nde 100 bin liralık pastırma yemişler. Nerede yediniz o pastırmaları? Biz Cumhur İttifakı hatırına birçok şeyi görmezden geliyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nın hatırına birçok şeyi görmezden geliyoruz dedi. Arka arkaya da bunu tekrarlamış adam. Yani o işte diyorum ya çizmiş resmen. Çok da haklı çizmekte. Ah güzel ülkem ah ne hallere geldik görüyorsunuz değil mi? Bir belediye 100 bin liralık pastırma ihalesi yapıyor. Öbür belediye 847 milyon lira vakıflara, derneklere, yandaş cemiyetlere aktarıyor. Bir başka belediyeye bakıyorsunuz ihale yolsuzluklarından geçilmiyor. Ama sonuç itibariyle Türkiye bütün bu yanlışlara, Türkiye bütün bu hatalara rağmen hala batmıyor, hala ayakta duruyor. Yani biz diyoruz ya ekonomik kriz gelecek, o olacak, bu olacak. Hala gelmediyse hala Türkiye çok daha beter bir durumda değilse sahiden Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir ülke sevgili dostlarım. Bunu da özellikle altın çizmek istiyorum. Sevinecek çok şeyimiz var görüyorsunuz değil mi? Her şeye rağmen ayakta kalabiliyoruz. Her şeye rağmen güçlü durabiliyoruz. 100 bin liralık pastırmaya rağmen. Ama ben de soruyorum Sayın Belediye Başkanı'na, eski belediye başkanına. Nerede yediniz o pastırmaları? 100 bin liralık pastırmayı götürürken hiç mi aklınıza, hatrınıza biz düşmedik? Şöyle bir baton da bize gönderseydiniz de biz de burada sevdiklerimizle pastırma yeseydik, bir hasret giderseydik fena mı olurdu? Sevgili dostlarım bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın, mutlu kalın.